Gidiyoruz. Orada çocuklar için şey alacağım. İçine kum koymak için, kum oynamak için. Oh, birisi arıyor. İlan telefonu. Maske bakıyorum. Baba telefon. Telefon. Geri gidiyoruz. Okay. Tırıkla baba. Tırıkla baba. İçinde kum oynayabilecekleri bir tane kum kutusu alacağım. Geçen seneden kalma bir tane varsa pembe. Kötü olmuş. Bir sene öyle yağmurda kalalım. Onu garaja da almadık. Aslında alsaydık çok iyi olurmuş. Telefonu verdik. Tekrardan yola çıktım. Onu alacağız. İşte kum kutusu alacağız. Kum alacağız. Kum da yok. Bir tane var sanıyordum geçen seneden kalma. Bulamadım garajda. Ondan sonra size çok anlatacaklarım var. Onları paylaşmak istiyorum sizinle. Dün komşuyla kavga ettik. Ya hani bize hiç asla selam vermeyen komşumuz var ya, onunla dün kavga ettik. Onu paylaşmak istiyorum. Melis su çiçeği oldu. Onu anlatmak istiyorum. Şu an çok çok daha iyi. Hangisi? Bunlar mı? Bunlar büyük aşkım ya. Bahçe terliği alasın var çocuklara. Bu 31 aşkım. Şuraya bakalım. Bunlar da şey... Kafama dikkat et kız. Bir denesene Melis. Dur, çıkar kızım bunu. Olmaz herhalde. Dur sen. Bakayım. Bir tane daha deneyim. Şunu gel. Yok aşkım, bunlar büyük sana. Ya neyse, kraut aşkım. Gel. Mayna. Hadi mayna. Dur. Yaşım. Büyük mü? Bunlar daha iyi. Daha. Ya, onlar iyi değil mi? Ama değişmiyor. Değişmiyor. Tamam, bir bak aşkım. Gel gel. Gel. Gel aşkım. Bunlar da iyi değil mi? Değişmiyor. Hop hop, düşme aşkım. Düşmanlar. İyi mi onlar? Tamam. Değişiverlerim. Tamam. Ne o? Bas. Ya bu hayır korkudan. Ne o? Değiş kan. Bas bakayım. Ya şimdi. Çok yaklaşmayın kapıya. Şeyli üstü elastiğim düşmüş. Action'den çıktık. Orada şey yoktu. Genelde her zaman orada oluyor aslında. Bizim şansımıza şu an yok. İşte kumları koymak için kutu. Ne oldu? Kumları koymak için kutu. O yüzden praksise geldik. İnşallah burada vardır. Kesin kum vardır ama inşallah kumu koymak için de şey de vardır. Ay bugün çok sıcak var. Bu nasıl bir ablalık? Nerede? Ha, kum gördünüz. Hangisini istiyorsunuz? Mavisini mi, pembesini mi? Mavi. 20 euro. Çıktık yine. Şunlardan almayı unuttuk. Melis. Yufi top mer çitilete. Anne burada.
Anne buradayken Hüseyin'i tutmaya çitirledi. Anne zaten bakıyor. Tamam mı aşkım? Ya? Anne Mert'e bakıyor, sana da bakıyor. Hut fastavı. Burayı çok güzel tut, sıkı sıkı tut. Ya. Heel hut. Okay. Hadi bakalım. Tekrar içeri. Önce kum almaya gidiyoruz. Biliyorum orada olduğunu aşkım. Kumu alalım, ondan sonra da onu alırız. Kumlar nerede? Arıyoruz. Hutfastave. Aferin. Hangisi, hangisi, hangisi? Basafta. 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 Bunlar değil. Ne bunlar değil. Özellikle oynama kumu yazması lazım üstünde. Bunlar da taş. Ya, değil. Kilo. Ağırmış bu ya. Bir tane daha alalım mı? Ne? Yeah. Tamam. Aldık, şeyi de aldık, kumu da aldık. Gidebiliriz. Kasaya. Şimdi karton kutu satıyorlar ama tek bir boyut ve bana büyük bir tane lazım. O yüzden babama çok yaşa Mert'im. Az annemlere uğruyorum, belki garajında vardı bir tane. Alo anneanne. Şey var mı anne size? Karton kutu. Tamam. Şimdi dondurma yemeye geldik. Karton kutuyu da aldım. Size pembe ağaçlar göstereceğim. Bu park yerinde bir sürü pembe ağaçlar var. Görüntüsü çok güzel. Birkaç gün önce daha güzeldi. Çöp yerde dökülmüş. Bakın yerler hep şey, hep dökülmüşler. Görüyor musunuz ya? Bak uçuyorlar havada, görüyor musunuz rüzgarda? Dökülüyorlar hala. Vay ya. Aa, dökülmüş. Ne bakıyorsun oğlum? What is there? Bay. Bay. Ya hop. Koy poponu. Bir şey olmaz. İlhan'a gidiyorum şimdi, o da bizi eve bırakacak. Çünkü araba ona lazım. İlhan'ın kendi arabası tamirde olduğu için şu an tek bir arabayla, ikimiz tek bir arabaya kaldık. O yüzden böyle götürmeli getirmeli oluyor. Arkada dondurmalarını bitiriyorlar. Biraz dışarıda oturduk. İlhan sürsün, ben sizinle sohbet ederim. Hey.
Efendim? Oh, okay. Bu araba için gelecekler. Almaya mı? Kumla oynamak için sabırsızlanıyorlar. Şey aldım. Sandbag aldım. Arkada. Ik lijk op Mario. Ja, met mijn pakje. Ah, we zijn hier. Jij lijkt op Daisy. Daisy? Ja. Ik ben de prinses van de vlog. Hier, we zijn hier. Jij lijkt op Mario. Şeyle, tulumunla. Dün komşumuzla çok büyük bir kavga ettik. Hepimiz. İlan, ben, onlar, karı koca. O kadar kızdım. O kadar kızdım ki hani bey biliyorsunuz sakinim, sabırlıyım ama o kadar kızdım. Çünkü o kadar haksız yere haksız hiçbir işi yok. Yani küstahlar ya. Çok küstahlar. İnanılmaz yani. Anlatayım. İlan bahçeyi temizliyordu. O tazikli suyla. Ben de akşam yemeğine başlamıştım. Ben de mutfakta akşam yemeği yapıyorum. Sonra bir baktım mutfağın kapısından görüyorum ki İlhan böyle şey yapıyor. Böyle hararetli hararetli konuşuyor. Baktım komşu kadın kafasını böyle hani tahtalar var ya kafasını çıkarmış böyle bir şeyler söylüyor. İlhan da gerip ama bayağı şeyli konuşuyorlar böyle. Açtım kapıyı. Sonra hani ne oluyor gibisinden. İlhan'a şey demiş. İşte ben burada bahçede oturamıyorum çünkü bu sesten çok rahatsız oluyorum. Hani bırak yani artık yapma diye. Hani artık bırak nasıl bir şey yani artık bırak. Biz bahçemizi temizliyoruz. Yani burada parti vermiyoruz veya da sesi, müzik, son ses açmıyoruz. Bahçe temizliyoruz. Özellikle Hollanda'da yaşayanlar bilir ki bu çok normal bir şey. Benim annem babam da hatta bizden daha çok iyi. Bunlar senede birkaç defa hem ön bahçeyi hem arka bahçeyi böyle tazikli suyla temizlerler. Geçen bir vlogda hani biz mahalle aralarında gezerken size o hani söylüyordum size bak bunlar da temizliyor. Aa bak oradan da ses geliyor. Çok normal bir şey. Herkes kendi bahçesini kendisi temizler. Ki İlhan böyle saatlerce de açık da değildi. Hani belki ne kadar? Bir saat falan olmuştu bir saat. 1,5 saat uğraşmıştı. 4 saatten beri işte su sesi çıkıyormuş da hiç doğru bile değil. Yani en fazla 1-1,5 saat en fazla ki bir de tam bitmiş üzereydi. Tam bitiriyordu. Son şeyi yapıyordu. Sonra bitecekti. Yok işte 4 saat işte bir bahçe temizlemek 4 saat sürmüyor. İşte ben burada bahçede oturamıyorum. Bırak. Ben ona sürü ben araya girdim. Dedim ki kusura bakmayın ama hani ne zaman bittiğinde o zaman bırakır. Yani şu an pislik içinde. Yani bütün bahçe pisliği bir tarafa yığılmış. Böyle bırakamayız dedim. Her taraf çamur, pislik yani. Suyu önce bir gitmesi lazım. Ondan sonra ne zaman biterse o zaman bırakacağız diye. Yok şimdi bırak. Dedim ne yapacağız? Şimdi bırakacağız. Yarın mı devam edeceğiz? Yok yarın pazar. Yarın dinlenme günü. Yarın da olmaz. Yok dedim. Böyle bir şey mi olur? Burası bizim bahçemiz. Biz burada hani kanuna aykırı veyahut da parti yapmıyoruz. Müziği son ses açmadık. Hani hiçbir yani yasala yasak bir şey yapmıyoruz. Bahçe temizliyoruz. Ben konuşuyorum diye kocası geldi bana şey dedi işte. How you want dedi. Bana, kes sesini. Sen kes sesini gibi bir şey söyledi bana. Öyle deyince İlhan hepten şey yaptı. Hepten böyle sinirlendi. Sen kime konuşuyorsun öyle sen benim karıma öyle konuşamazsın diye adama bağırmaya başladı. Adam bağırmaya başladı ben bağırmaya başladım. Ya gerçekten böyle şok içinde böyle durmuş şey yapıyorum böyle öyle bir şey mi olur? Yani o kadar haklıyız o kadar haklıyız ki. Oynama kumu ilk başta aldığınızda böyle birazcık nemli oluyor. Ama durdukça şey oluyor böyle toz kumu gibi oluyor. Hani sahilde sahildeki kum gibi oluyor. Ama ilk başta böyle nemli. Ama şimdi de istediğiniz böyle şekli verebiliyorsunuz. O da çok güzel oluyor. Ama bir hafta sonra böyle olmaz. Bir hafta sonra böyle dağılır şey gibi. İçinden böyle akar yani. Action mağazasından da terlik aldım. Melis'e bu
Frozen terliklerini aldım böyle pembe. Kendime de böyle pembe terlik aldım. Tam bahçelik. Mert'i bulamadım ama bedeninden yoktu. Ama gelir yine haftaya. Gelir bir daha bakarız. Aa. Dün İlhan buraları temizlerken biraz çekmiştim. O görüntüleri de şimdi ekliyorum. But I'm cheating again. So long I try to pretend. I keep on trying to make a bad boy good. Leave you for good, you know I never would. Thinking he's just acting out with his inner child. Then I go on and set the truth on fire. It's gone too far and I just can't go back. And we talking change. İçeri girdim. Ben hikayenin sonunu anlatamadım. Tam eve gelmiştik. İlhan da işte şeyleri çıkarıyordu. Nasıl bitti? En sonunda ben şey dedim. Bakın dedim. Orası sizin bahçeniz. Burası da bizim bahçemiz. Burada koskocaman bir taraban var. Şu işte şu bahçelerimizi ayıran şey tahta. Bu boşu boşuna burada değil dedim. Siz işinizi yani siz kendi şeyinizi yapın. Biz burada kendi şeyimizi yapalım. Birbirimizle karışmayalım. Hadi iyi günler dedim. Ondan sonra da girdim içeri. Yemeğim de yanıyordu zaten. Ocaktaydı. Ondan sonra o da gitti. Ondan sonra İlhan da işine devam etti. Bir de o kadar saçma şeyler söyledik ki her ay yapıyormuşuz bunu. Her ay. En son yaptığımız geçen sene yazındı. Nasıl her ay yapıyoruz bunu? Gayni mi? Melis çağırıyor. Bu karton kutu boncuk için. Çünkü benim tahminim boncuk hamile. Bunun üstünü de kapatmamız lazım da. İçine de böyle minder falan yumuşacık yapayım içine. Bir doğum yapma kutusu yaptım işte boncuk için. Ama emin değilim. %100 değilim. Emin değilim. Ama hani ne olur ne olmaz diye ben yine de karton kutuyu hazırlayayım ki. Hani öyle bir şey varsa. Tamam gel seni de yıkayayım. Nog één keer, dur. Mijn zoon wil wat zien. Ik wil een soft spel. Auw, auw. Wat wil je? Familieknuffel. Ja. Mijn mama is klaar. Baba, die is naar de garage. Ya bir. Unutmuşum da onu parla. Çocuklar da şey yaptı. Oy oy. Enok baba. Enok baba. Ya. Boncuğun doğum kutusuna birazcık gazete kağıdı koydum. Şimdi de böyle eski kullanmadığımız
havlulardan koyacağım. Yumuşacık oldu. Evet, yumuşacık oldu. Şimdi bunu sakin bir yere koyacağım. Böyle hani benimsesin diye. İnşallah içinde doğum yapar. Tabii ki hamileyse, ama içimde öyle bir his var ki hamile diye. Yarın veterinere gidiyoruz. O bana söyler ama... Oy yerim kızım seni. Ama tahminim hamile. Çünkü meme uçları bayağı bir pembeleşmiş. Bayağı iyi görünüyorlar ve hiç evden dışarı çıkmıyor. Bu çok gezen bir kedi. Yani gezmeyi çok seviyor. Kaç günden beri evden dışarı çıkmıyor ve çok yemek yiyor. Sürekli yemeksini dolduruyorum. Sürekli. Anneanne oluyor mu anneanne? Ahmet. Ahmet o yerim. Şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Melis'in geçen hafta düğünde işte ateşlenmişti ya. O işte su çiçeği çıkardı. Öyle mi deniyor? Su çiçeği çıkardı. Su çiçeği oldu. O ilk gündü. O gün işte ateşlendiği gün. Ertesi gün de ateşi vardı. Pazartesi akşama doğru böyle ilk böyle hafif hafif böyle şeyleri çıktı. Sanırım döküntüler deniyor. Ben leke diyorum. Döküntüler böyle pütür pütür şeyler başladı işte. Ondan sonra ateşi daha da çıktı. Ta 41 dereceye kadar ateş çıktı. Bir de böyle akşam iki defa acile gittik. Bir salı günü gittik. Bir de çarşamba günü müydü? Bir de çarşamba gittik sanırım. Acile gittik. 41 derece ateş. Kız böyle kendinden geçmiş. Uyuyor sürekli. Tüm vücudu tepeden tırnağa. Hiç şimdiki halini de. Şimdiki hali çok iyi. Yani neredeyse geçmiş bitmiş. Tepeden tırnağa. Böyle kırmızı kırmızı benekler şeyler. Çok yüzünde çok vardı. Hepsi gitmiş. Çok şükür. O kadar dikkat ediyorum ki şey yapmamasına. Anlattım güzelce işte böyle yaparsan iz bırakır işte falan diye. Ellemiyor da dokunmuyor da. Mert. Mert'i de geçmiştir. Kesin geçmiştir. Çünkü bulaşmasıyla çıkarmasıyla arasında 10 gün mü 14 gün mü ne varmış. O yüzden 2 hafta sonra Mert'i de bekliyorum. Bu arada Hollanda'da su çiçeği için aşı vurulmuyor. Ben onu doktora da sordum. İkisi de Hollanda'nın devlet programına göre aşı vuruluyorlar. Vuruldular da. Önümüzdeki senelerde artık aşı yok. 12 yaşında tekrar var sanırım. Kafadan bilmiyorum. Kağıtlara bakmam lazım ama. Aralarında su çiçeği aşısı yok. İşte neden Hollanda'da su çiçeği aşısı yok diye sordum doktorumuza. O da şey dedi, birkaç tane neden var dedi. İşte su çiçeği Hollanda'da, işte Hollanda devleti onu şey olarak görüyor. Masum bir çocuk hastalığı diye gördüğü için yok. Ondan sonra zaten o kadar çok aşı vuruluyorlar ki hani bir de bunu ekstra vurulmasın diye yani çok yani şey görmüyorlar yani. O kadar zaten çok aşı vuruluyorlar. Bir de bu ekstradan bir tane daha olmasın diye. Bir de tam %100 şey değilmiş. Öyle dedi doktor bana. %100 işte koruduğuna dair bir kanıtlama yokmuş. Ve ömür boyu da korumuyormuş. 10-15 sene koruyormuş. O yüzden hani çocukken geçirmeleri daha iyi oldukları için Hollanda'da su çiçeği aşısı yok. Küçükken ben de geçirdim. Hatta şuramda bir oyuk var. Ve burayı koparmışım. Görünmüyor aslında ama hani ben biliyorum artık benim bir parçam hep buram böyle bir oyuktur. Aslında hiç de öyle günlük hiç gözüme çarpmaz ama o ondan. Ben de her akşam önce şey almıştım bir tane Kreitfat'tan bir tane böyle muz almıştım. Köpük. O dediğin Türkçe'de köpük almıştım. İşte kaşıntısına iyi geliyor. Buzdolabında tutuyordum. Biraz sonra gösteririm sizlere. Bir de her akşam yulaf ezmesi banyosu yaptırdım Melis'e. Ve bence bu en çok faydalı olan o oldu. Yani döküntüleri hemen söndü. Kaşıntıya çok iyi geldi. Belliydi zaten. Görüyordum rahatladığını.
Insta story'imde de paylaşmıştım ve bir sürü mesaj aldım. İşte banyo yasak, aslında yasak gibi böyle birkaç tane mesaj almıştım. Banyo yasak değil mi diye. Bizim doktorumuz tam tersi, yıkamak çok iyi diye. Hem enfeksiyon kapma riskini azalttığı için. Bir de şimdi havalar sıcak ya, terliyor. İşte terlemeden de daha fazla kaşıntı yapar diye. Hani yıkamak çok çok iyi diye. O yüzden her akşam işte bu yulaf ezmesi sütüyle, sıvısıyla yıkadım Melis'i. Şimdi yine yıkacağım. Ne? Aa, içinde kaybolmuş. Her şey ne? Dedim açıyor. Başka vereyim mi sana? Gel sana başka vereyim. Ne? Epit ne orada? Şunu. Şunu kullanmıştım. Bunu işte Kraytfat'tan almıştım. 17 euro muydu, 18 euro muydu? Öyle o civarda olması lazım. Şöyle bir köpük ve işte bütün vücuduna sürüyordum. Yulaf ezmesi banyosunda ben böyle yapıyorum. Yulaf ezmesi aldım marketten. Ben bunu aldım, yani herhangi marka olabilir. Sonra ben bir tane temiz mutfak havlusu kullanıyorum bunun için. Yulaf ezmesini de böyle ortasına tutacağım. Şu kadar yeterli. Şimdi bunu böyle bohça yapacağım. Ondan sonra da şunu da saracağım. Küvetin içine su dolduracağım şimdi. Ve arada sırada bunu böyle sıkacağım. Ondan sonra da yulaf ezmesinin böyle beyaz sıvı sütü çıkıyor işte. Su bembeyaz oluyor. Bunu böyle birkaç defa sıktıktan sonra görüyor musunuz? Sütü çıkıyor. Su bembeyaz oluyor. Süt banyosu gibi bir şey oluyor işte. Bunu böyle sıkı sıkı bütün vücuduna sürüyorum. Sonra suyun içinde birazcık oynuyor. Ondan sonra çıkartıyorum, kuruluyorum. Gel. Çocuklar uyudular. Ben de kendime bir salata yapacağım. Canım çekti böyle soğuk soğuk dolaptan. Benim en sevdiğim uskumru balık salatası. Uskumru balığı, bu domates sosun içinde uskumru balığı. Bunun farklı markaları da var. Hangisi? Bazen bundan alıyorum, bazen farklı alıyorum. Hiç fark etmiyor. Hepsinin tadı aynı. Uzun zamandan beri takip edenler bu salatamı bilir. Çok seviyorum çünkü. En böyle güzel görünen salatalardan değil, biraz sonra görürsünüz. Ama tadı o kadar güzel, o kadar güzel ki. Bir de şeyi çok seviyorum ben. Tavuklu Caesar salatasını çok seviyorum. O sosu var ya, o sosa bayılıyorum. Onu da seviyorum. Bir de şeyi çok seviyorum. Domates salatasını çok seviyorum. Hani çoban salatası diyoruz ya, bol domatesli, limonlu, böyle ekmeği batıracaksınız böyle suyuna. Onu çok seviyorum. Ama sıralamam gerekirse bu kesinlikle bir numarada. Marulu doğradım. İçine bu hafif mayonezlerden bir kaşık bundan, birazcık nar ekşisi sosu, birazcık da pul biber, bir de balık katacağım. Güzelce karıştıracağım. O kadar. Uskumru balığı taze de alabilirsiniz. Ben bazen taze alıyorum. Ama bu domates soslu olduğu için ekstra bir şey katıyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yoksa bazen normalini de katıyorum.
şey uskumru balığı yoksa ton balık da katıyorum onun yerine. Kapıyı kapatayım. Şimdi önce bunu yiyeceğim. Dayanamıyorum çünkü. Ondan sonra da günün sorusunu yapacağım. Batul Oruçlu sormuş ki zamanı geri kaytarmak olsaydı hangi güne geri kaytarmak isterdiniz? Çok güzel bir soru aslında. Ben geçmişte pek yaşamayı sevmem ama yeni ehliyetimi aldığım zamanı geri dönmek isterdim. 18-19 yaşındaki civarı dönmek isterdim. Şimdiki aklım olsa, tabii ki şimdiki aklımla geri gitmek isterdim. 18 yaşındaki aklımla değil de şimdiki aklımla gitmek isterdim. Eminim çok çok daha tadını çıkartarak yaşardım o günleri. Ama evet, böyle genç kız, daha babamın evinde o günler. O günlere geri gitmek isterdim. Çünkü çok geziyorduk biz, arkadaşları topluyorduk arabanın içine. Gidiyorduk valla. Yani bir Rotterdam, bir Utrecht gidiyorduk, geziyorduk yani okuldan sonra. O yüzden o zamanlara geri gitmek isterim. Bugünlük de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet.